Bugün bol bol GTA 6 konuşacağız. GTA 6 ikinci fragmanda neler olacağına değineceğim, detaylı bir şekilde bahsedeceğim. Her cumartesi saat 12'de yeni GTA 6 videosunu sizlerle paylaşacağım. Peki her hafta yeni bir içerik nasıl olacak diye soracaksanız, tekrara düşmez mi diye soracak olursanız, şöyle açıklıyorum. GTA 6'nın şu zamana kadar sızdırılmış tüm bilgilerini içeren bir dosya var. Bu dosya yaklaşık 64 sayfa ve her videoda bu dosyanın bir parçasını inceleyeceğiz. GTA 6 ikinci fragman ne zaman çıkacak? Hepimizin merak ettiği soru. Evet, Ekim ayında bekliyorduk, 4 Ekim'de bekliyorduk ancak herhangi bir gelişme olmadı. Ne zaman çıkabileceği konusunda son bir tarih vermiştim sizlere, Aralık ayı demiştim. Çünkü GTA 6'nın birinci fragmanı Aralık ayında çıkmıştı ve yaklaşık bir senelik bir süreç oldu hemen hemen. 2025'e girmeden bir fragman daha bekliyorum. Fragman sayısı toplamda 3 fragman en az olacağını ilerleyen kısımlarda değindim ama şimdi de değiniyorum. Muhtemelen Aralık ayı içinde bir fragman göreceğiz ve fragmanın detaylarına ilerleyen kısımlarda değineceğim. Bu video metodunun amacı nedir? Şimdi sizlere böyle bir video çekiyorum ama amaç ne? Nasıl bir video olacak? Kaç bölüm olacak? Ondan biraz bahsetmek istiyorum. Bu videonun amacı sızdırılan 64 sayfalık dosyanın belli kısımlarını sizlere aktarıyor olacağım. Her videoda farklı bölümlerini inceleyeceğiz. Birazdan hangi bölümler olduğunu, bu sızıntı dosyasının içinde hangi ögeler var onları açıklayacağım. Ve her hafta, her cumartesi saat 12'de GTA 6'nın bu sızıntı dosyasının bir parçası gelecek. Bu parçayla birlikte de GTA 6 ile alakalı yeni haberleri sizlere aktarıyor olacağım. Her cumartesi saat 12'de GTA 6 videosu gelecek. Toplam kaç bölüm süreceği konusunda kararsızım. Çünkü her bölümde yaklaşık 5 ila 10 sayfa üzerinde çalışmalar yapacağız. Muhtemelen en az 5 bölüm bekliyorum ben. Yaklaşık 1,5 ay içinde bu sızıntı dosyasını bitirmiş oluruz. Bu belgede GTA 6'nın içeriklerine dair oldukça ayrıntılı bilgilere yer veriliyor. Silahlar, araçlar, eşyalar, karakterler ve açık dünyadaki aktiviteler gibi konular detaylı bir şekilde ele alınmış. Özellikle açık dünya aktiviteleri, oyunculara sunulacak yeni seçeneklerle öne çıkıyor. İlerleyen kısımlarda bu belgenin ilk kısımlarını inceleyeceğiz. Bu belgeyi aslında GTA 6'nın bir rehberi gibi düşünebilirsiniz. Şimdi ikinci fragmanda neler olacağına bakalım. Karakterler. Rockstar'ın genellikle yaptığı bir gelenek var. İkinci fragmanlarda diğer karakterleri ve ana karakterleri daha fazla tanıtıyorlar. GTA 6'da sadece Jason ve Lucia olmayacak. Tabii farklı karakterlerimiz de olacak ve açıklayacağım sızıntı dosyasında bundan da bahsedeceğim. İkinci fragmanda yan karakterleri tanıyacağız ve oyunun dünyasına biraz daha dalacağız. Şimdiden oyunu alıştırmak, oyunu göstermek ve al beni dedirtmek için yapılacak bir fragman olacak. Birinci fragmanı tamamen unutturacak bir fragman olacağına inanıyorum. Aktiviteler. Oyunun aktiviteleri yer alacak. Arabalar, sörf yapma, balık tutma, su sporları, geleneksel sporlar ve bunun gibi aktiviteler de yer alacak. Bu aktivitelerin nasıl gözüktüğü, oynanabilirliği ve oyuna nasıl bir tat kattığı detaylarıyla gösterilmesini bekliyorum. Hikaye. Oyunun hikayesindeki kilit noktalara değinecek fragman. Biraz daha ipucu yakalayacağız. Hikayede bizim seçimlerimiz de olacak ve bu seçimlerin nelere sebep olabileceğine dair ipucular yine ikinci fragmanda yer almasını bekliyorum. İlk fragmanda hikaye bakımından ipuçları vardı ancak ikinci fragmanda daha açıklayıcı ve daha net bilgilerle hikaye şeması gösterilecek. Çünkü çıkmasına bir sene kaldı. Bu ikinci fragman onlar için altın değerinde olacak. Asıl atışlarını bu ikinci fragmanda yapacaklar. O yüzden bu sayacağım maddelerden daha fazlasını görebiliriz. Görev çeşitliliği. GTA 5'in en sevilen özelliklerinden biri ise görev dizaynlarıydı. Bölümler çok güzel dizayn edilmişti ve asla tekrara düşmüyordu. Her görevde yeni bir araç, yeni bir etkinlik, yeni bir şey yer alıyordu neredeyse. GTA 6'nın ikinci fragmanında bu görev dizaynlarını yakından göreceğiz. Aslında ne bekliyorum? Şöyle açıklayayım. Şunu demek istiyorum. Mesela Jason'ın bir tren soygununa katıldığını ve en sonunda treni patlattığını, treni patlatmadan önce Lucia'nın motorla Jason'ı kurtardığı bir senaryo düşünün. Bu senaryoda soygun, tren, motor kullanma becerisi, silah kullanımı, strateji, patlatma çeşitliliği, trenle farklı aksiyonlar yer alıyor. Bunlar bir görevin bileşenleridir ve bunu detaylı bir şekilde Rockstar'ın yansıtacağını düşünüyorum. Hatta birkaç görevden görüntü kesinlikle göreceğiz. Çünkü GTA 5'in ikinci fragmanında bu olmuştu. Oynanış. Oynanış da bu fragmanın ana hatlarından olacak. Tamamen merkezi olmayacak çünkü çok şey göstermeleri gerekiyor ancak oynanış kısmını artık görmüş olacağız. Oynanışta mekanikler, eğilme, çömelme, yuvarlanma, koşma, zıplama, ateş mekanikleri, silah tutuşu ve değiştirişi, genel yürüme mekanikleri, araba, uçak, helikopter, gemi ve bunun gibi taşıtların kullanımı ve oynanışı ikinci fragmanda yer alacak. Kruvaziyer bir gemi kullandığımızı düşünsenize veya onu kaçırdığımızı, soyduğumuzu, çok epik bir an olurdu oyun dünyası için. Çok mitobik düşündüm acaba? Abarttım mı sanki biraz?
Neyse devam edelim. Bence abartmadım. Bol bol grafik, bol bol atmosfer. Grafik ve atmosferi bol bol gösterecekler. Bakın biz oyun dünyasına devrim yaptık diyerek manzara görüntüleri, olağanüstü grafikleri ve oyunun can alıcı atmosferini yakından göreceğiz. Miami'nin manzarasını daha net gösterecekler. Su fiziklerini, hava fiziklerini, hava olaylarını yakından göreceğiz. Belki oyunda doğal afet de varsa onu da bu fragmanda göstereceklerine inanıyorum. Ayrıca kısaca bu bilgiyi de vereyim. İkinci fragman GTA 6'nın son fragmanı olmayacak. İkinci fragmanla en az bir fragman daha göreceğiz. Yani toplamda ortalama 3 fragman, belki de 4. fragmanı görebiliriz. Ama 4. fragman küçük bir ihtimal. 3 fragman, evet en az 3 fragman görmüş olacağız toplamda. GTA 6'nın ikinci fragmanında neler olacağını nereden biliyorum? Aslında biliyorum demek çok doğru olmaz. Şu ana kadar Rockstar Games'in yaptığı tüm ikinci fragmanları analiz ettim. Bu ikinci fragmanlarından yaptığım analizle çıkardığım sonuçlar bu. Çünkü yaptıkları tüm fragmanlarda aynı ögeleri paylaşmışlar. Neydi bu ögeler? Tekrar bir hatırlayalım. Karakterlere değiniyorlar, hikayeyi biraz daha açıyorlar, görev çeşitliliğini gösteriyorlar, görev dizaynlarını gösteriyorlar ve bununla birlikte grafik konusunda biraz daha bize bilgi veriyorlar. Evet, ikinci fragmanda bunlar olacak. GTA 6 ikinci fragmanda daha fazlası olur mu diye soracak olursanız da muhtemelen ortalama 2 dakikalık bir fragman bizleri bekliyor. Bu fragmanda tüm olabilecek ögeleri zaten sıraladım. Bunları 2 dakika içerisine sığdıracaklar. Daha fazla olacağını, daha fazlasını yapacaklarını zannetmiyorum. Artık daha fazlasını 3. fragmana bırakacaklar. Çıkışa bir yıl kaldı evet ama oyun ertelenir mi diye soracak olursanız evet oyun ertelenme ihtimali bir hayli yüksek olarak gözüküyor şu anda. Kesin sonuçlar yok. Evet Rockstar Games ve Take-Two sürekli 2025'in sonbahar aylarında çıkacağını söylüyorlar. Ama oyun çok derin olduğu için üzerindeki çalışmalar da çok yoğun bir şekilde devam ediyor. Çalışanlar fazla fazla mesai yaptığı bilgileri geliyor. Ancak bir ertelenme konusu şu anda konuşulmadığı gibi ertelenme de mümkün olabilir. Şimdi sızdırılan belgeye geçelim. Bu sızıntı belgesinde neler yer alıyor? Önce kısaca ona bakalım. Karakterler, karakterlerin detaylı kişilikleri. Oyunun evreni hakkında bilgiler, çeteler hakkında bilgiler, ögeler ve araçlar, silahlar, açık dünya etkinlikleri ve girilebilir binalar, GTA 6'nın online modu, markalar ve orijinal markaların muadilleri, hayvanlar, GTA 6'da yeni eklemeler, grafik detayları, ses ve müzik, ulaşım araçları, diğer ayrıntılar, ilginç etkinlikler, diğer araçlar, konumlar, GTA 6'nın tüm haritası, geliştirme yapıları, kayıtlar sırasında kullanılan PC özellikleri, oyunun durumu ve Python sızıntısı, Aralık 2023 sızıntıları. Bu videoda en az ilk 5 sayfasını incelemek istiyorum. Haydi başlayalım. İlk iki sayfa kısaca bizlere bilgi veriyor. Önemli bilgilerde ise RDR2'den alıntılar olduğunu söylüyorlar. RDR2'den aydınlatma ve skybox sistemleri birebir GTA 6'ya aktarıldı. Hava durumlarında yoğun sis eklendi. Göz gözü görmeyen bir sis bekleniyor. Örnek olarak sızıntı videolarına baktığımızda Lucia'nın polise girdiği çatışmanın videosunda çok fazla sis görülüyor. GTA 5'te de sis vardı ancak bu kadar yoğun miktarda değildi. Sadece birkaç metre ötesini görebiliyorsunuz. Onun haricinde neredeyse hiçbir şey göremeyeceğiz. Her görevde diğer görevi etkinleştirebilmek için oyuncunun yerine getirmesi gereken belirli sayıda kurallar olacak. Bu GTA 5'te de vardı. Yani biraz ütopik bir örnek vereyim. Bir soygun yapabilmek için öncelikle aracı ayarlıyordunuz ve belli aşamaları yerine getirdikten sonra asıl göreve gidiyordunuz gibi etkileşimler de olacak. Herkesin çok merak ettiği bir konu var GTA 6'nın karakterleri hakkında. GTA 6'nın karakterleri nasıl olacak? Karakteristik özellikleri nasıl olacak? Bazı karakterler saymıştınız, Billy ve Kaye gibi karakterleri saymıştınız. Bunlar olacak mı? Böyle söylentiler var demiştiniz. Evet, şimdi karakterlere geçiyorum. Dikkatle dinleyin. Karakterler. İki ana karakterimizi zaten biliyoruz. Bunun yanında da 8 karakterimiz daha olacak. Haklarında az bilgiye sahibiz. Sızdırılan tüm bilgileri aktarıyorum. Dre. Bobby'nin arkadaşı diye geçiyor. Bu Bobby'nin kim olduğunu henüz bilmiyoruz ancak oyunda ve hikayede kritik bir yere sahip olacak. Jason ve Lucia'yı ona tanıştırıyor. Karakterin resmedilen tipi de bu. Muhtemelen bu kişi GTA 5'teki Franklin gibi bir karaktere sahip olacak. Yani karakteristik özellikleri ona benzeyecek. Rap dinlemesi, giyim tarzı, konuşma tarzı gibi düşünebilirsiniz. Şu anda ekranda gördüğünüz şahıssa Dre'ye benzetilen resim. Sam. Net bir görseli yok. Adını ve kim olduğunu biliyoruz sadece. Dre'nin arkadaşı. Oyunun bir bölümünde bir klaptan bahsediliyor ve bu Sam denen karakter de bu klubun diğer ortağıyla bir problem yaşadığı aktarılıyor. Hatırlayacağınız üzere Jason ve Lucia'ya sızdırılan videolarda bir klapta görüyorduk. Muhtemelen Sam de o görevle bir bağlantısı olacak.
Kai, Zack, Ruby Shaw ve Billy adlı 4 karakter daha var. Ama ne görselleri, ne tarzları, ne de karakteristik özellikleri hakkında bir bilgiye sahip değiliz. Onlar şu an bir soru işareti olarak gözüküyor ama hikayede önemli yerlere sahip olduklarını düşünüyorum. Tit, Diri'nin yakın arkadaşı ve gece kulübünde DJ. Hikayede kısa bir yeri olduğunu düşünüyorum ancak Diri karakteri oyundaki en önemli 3. karakter olabilir. Tit, bir bölümde Dire'ye içkilerini getirmediği için hakaret ediyor. Dire de ona kimsenin onu sevmemesinin sebebinin bu olduğunu ve onu kovmayı düşündüğünü söylüyor. Bu da demek oluyor ki Dire aslında klubun bir ortağı. Wayman adlı bir karakter var. Şu anlık onun hakkında net bir bilgiye sahip değiliz. Onun da belirtilen görseli bu şekilde. Hem bir Ayyaş'a hem de bir tenis koçuna benziyor. Tuhaf bir karakter. Bilinmeyen karakterlerde sızıntılar da görüldü. Bir DJ ve Wayman ile konuşan bir NPC. Bahsedilen bilinmeyen karakterlerse Vicky, Iris, Chester, Dale, Shaynis ve Bobby. Bobby'yi duymuştuk, Derin'in yakın arkadaşı olduğunu biliyoruz. Karakterler bir hayli fazla ve ilginç gözüküyor. Derin bir karakter işleyişi de bizi bekliyor. Önceki videolarda Jay Norris'ten bahsetmiştim. Bu karakterin GTA 5'te olduğunu, bu yeni oyunda da kısaca bahsedileceğini söylemiştim. Jay Norris'ten kısaca bir anma gibi bir animasyon görebiliriz. Jason ve Lucia. GTA 6'da asıl ana iki kahramanımız var, Jason ve Lucia. Birkaç klipten yola çıktığımızda bir ilişki içinde oldukları gözüküyor. Aslında bu Jason Schreier'ın GTA 6'nın Bonnie ve Clyde tarzı kahramanlara sahip olduğu yönündeki raporuyla da örtüşüyor oluyor. Bonnie ve Clyde sadece Jason Schreier tarafından kullanılan anahtar bir terim. GTA 6'nın hikayesinin tamamen bundan esinleneceği, gerçek Bonnie ve Clyde'ınkiyle aynı sona sahip olacağı anlamına kesinlikle gelmiyor. Yani hikayemiz Bonnie ve Clyde olmayabilir. Burada net bir şey söyleyemiyoruz. Onları size söylüyorum çünkü yorumlarda hikaye Bonnie ve Clyde mi olacak, hikayede nasıl bir şey olacak tarzında sorularınız var ve %90'ı Bonnie ve Clyde hikayesi olacağı yönünde ilk önce buna bir açıklık getirelim. Bu terimi kullanan Schreier, herkesin Jason ve Lucia'yı tanıması ve bunların suçlu bir çift olduğunu açıkça ortaya koyması nedeniyle kullandığını düşünüyorum. Bunun dışında Bonnie ve Clyde'le herhangi bir benzerlikleri olması zaten gerekmiyor. Oyunda çeteler de yer alacak. Bunlardan biri San Forsan adında bir Haiti çetesi. Haiti Karayipler'de bir ülke ve çok fazla korsana sahip. Bunlar aslında korsan çeteler desek daha doğru olur. Guardio kardeşler adında da bir grup mevcut. Bunlar da tehlikeli adamlar olarak nitelendiriliyor. Evet, şu ana kadar sızıntılarla alakalı toplam 5 sayfa incelemiş olduk. Bu sayfaları kısaca bir bakalım. Karakterleri inceledik, çeteleri inceledik, ana karakterlerimizi inceledik ve oyunun kısaca evreninden sizlere bahsetmiş oldum. Yani bu hızla incelersek muhtemelen bir 10 bölüm kadar sürecek ama gelecek hafta bir en az 10 sayfa inceleyelim istiyorum. 10 sayfa incelemiş oluruz gelecek hafta. Önümüzdeki hafta şunlara değineceğim, onları sizlere açıklıyorum. Açık dünya etkinliklerine bakacağız. Bununla birlikte girilebilir binalara bakacağız. Oradaki etkileşimlere bakacağız gelecek hafta. GTA 6'nın online moduna birazcık değineceğim. Heyecan verici bilgiler var. Online modu hakkında sızıntılar var. Onlara bakacağız. Markalara bakacağız. Hangi markalar olacak? Ve bununla birlikte orijinal markaların muadilleri olacak. BMW veya Mercedes arabaların muadillerini yapacaklar. Ve bununla birlikte orijinal markalar da var. Bunlara bakacağız. Hangi markalar bizleri bekliyor? Hayvanlara bakacağız. Yeni eklenen hayvanlar var. Biraz Far Cry'vari hayvanlar da olacak. Onlara bakacağız. Yeni eklemeler ve grafik detaylarına daha yakından bakacağız. Bu saydığım ögelerin hepsi sızdırılmış ögeler olarak karşımıza çıkıyor. Gelecek hafta bunlara daha yakından bakmış olacağız. Evet değerli dostlar, bir videonun daha sonuna geldik. Videoyu beğendiyseniz like butonuna tıklamayı ve hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.